genel izleyici kitlesi için uygundur. EkoTürk Ekranı Akademi programına hoş geldiniz. Doktora tezlerini ve ülkemizde yapılan kıymetli çalışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta stüdyo konuğumuz Sayın Doktor Fırat Demirkol, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Evet, hocamızın tabii çalışma alanları benimkiyle çok benzer. Hocamız doktora tezinde kitap olarak bastırdı. Kitabımızın ismi Liberal Demokrasi, Adalet ve Kalkınma Partisi. Ben de doktora tezimde Türkiye'de liberallere çalışmıştım. Liberaller arası ayrışmaya çalışmıştım. Dolayısıyla Türkiye ve liberalizm ortak noktasından ilerliyoruz. Hocamızın bir kitabı daha var. Çok nazik, kendisine teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Hediye getirmiş bize. Kitabı da tanıtalım. Türkiye'de Siyasi Fikir Hareketleri, çok önemli bir kitap. Şimdi ideolojiler dediğimiz zaman tabii ki fikir hareketleri. Fakat bunların kaynakları nelerdir? Günümüzdeki yansımaları nelerdir? Tarihsel perspektif nedir? Bu kitapta da yine bunu bulacağız. Her iki kitapta Nobel Yayın Evi'nden çıkmış. İkincisi 2023'tü değil mi hocam? Evet hocam, 2023'te çıktı. Gayet yeni bir kitap. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim hocam. Evet, böylece tavsiyemizi de yapıyoruz. Hocamızın kitaplarını tavsiye ediyoruz. Hemen konumuza girelim o zaman. Türkiye'de liberal demokrasi diyelim. Evet. Ve Türkiye liberalizm üzerinden başlayalım isterseniz. Ama önce liberalizm, yani liberal demokrasinin temel değerleri, asıl köşe taşlarından çok kısa bahsedelim ki konuda bütünlük olsun isterseniz. Aslında doktora tezine başlarken de biz o noktadan yola çıktık hocam. Hmm. Yani danışman hocamla konuşurken de şimdi liberal demokrasi kavramı günümüzde işte asıl demokrasi liberal demokrasidir ya da batılı değerler liberal demokrasidir gibi bir algı var. Biz de bunu biraz daha somutlaştırarak, yani nedir bu liberal demokrasi dediğimizde, temel insan hakları, birey haklarıyla kısıtlı devlet, piyasa ekonomisi, dünyaya açılma, çeşitlilik, çoğulculuk gibi çeşitli kavramların, 6 tane bu tarz kavramın etrafında döndüğünü gördük. Bunu nasıl somutlaştırdık? İşte uluslararası kuruluşlar var. Bu kuruluşlar ülkelerin, işte bazen bizim ülkemizde de yayınlanıyor, İşte demokrasi listesinde şu sıradayız. Evet, Transparency Index gibi. Evet, aynen öyle hocam. İşte çeşitli kuruluşlar bunları yapıyorlar. Peki bunları yaparken nelere dikkat ediyorlar? Belirli dikkat ettikleri ilkeler var. İşte bunların içerisinde belki de en çok konuşulan, yani ülkemizde en çok gündeme gelen, İşte seçimlerin tarafsız, adil, şeffaf şekilde yapılması. Hatta işte biliyorsunuz hocam, Avrupa Birliği'nden temsilciler işte ya da AGİT temsilcileri ülkelere gidip seçim süreçlerini izliyorlar, propaganda süreçlerini izliyorlar. Tabii bu işin sadece bir boyutu, ama bunun dışında özellikle liberal demokrasi dediğimizde bireyi ön plana çıkartan, devleti biraz daha geriye doğru iten ve özellikle bireyin temel haklarıyla sınırlı bir devlet çerçevesi çizilmeye çalışıyor. Birey merkezli bir yaklaşım var. Şimdi burada da baktığımızda Türkiye'de şöyle bir durum var. Yani demokrasi her şeyin ilacı olarak kabul ediliyor. Yani biz şunu görüyoruz, işte ekonomik bir problem varsa işte demokrasi biraz daha gelirse çözülecek. Hukuksal bir problem varsa demokrasi gelirse çözülecek. Dolayısıyla biz burada hangi demokrasi, bunun kriterleri nelerdir? Buna baktığımız zaman karşımızda aslında bugün demokrasi diye anılan kavramın aslında modern liberal demokratik değerler üzerinden bu değerlendirmeyi yaptığını ve bütün dünyada da böyle kabul edildiğini gördük. Bunun üzerinden de o belirlemiş olduğumuz 6 tane ilke üzerinden biz Türkiye'deki yakın tarihi inceledik. Alınan kararlar, yapılan kanunlar, yapılan seçimler, tüm bu süreçlerin bu 6 tane ilkeye nasıl uyduğunu, nasıl uymadığını, işte azınlık hakları var bunun içerisinde, dünyaya açılma, çoğulculuk, işte bugün biraz daha kamu diplomasisi faaliyeti olarak geçen faaliyetlerin, işte hem içerideki azınlıklar hem de dışarıya, diğer ülke halklarına yönelik nasıl davranılıyor, tüm bunlarla ilgili süreçleri incelemeye çalıştık. Evet, çok güzel. Peki, liberalizm değerlerini aldık, temel taşlarını aldık. Türkiye'de liberalizmin doğuşuyla alakalı biraz da konuya giriş yapalım isterseniz. Ay tabii ki hocam. Şimdi aslında bizde
Bu siyasi fikir hareketleri Osmanlı Devleti'nden başlıyor. Yani mesela bu siyasi fikir hareketleri kitabın ismini de koyarken hani ideolojiler değil de fikir hareketleri dememizin sebebi, çünkü ideoloji biraz daha keskin anlaşılan, daha iddialı bir tabir. Daha kapsamlı. Evet, yani daha kapsamlı. Hatta biraz şöyle oluyor. Açıkçası başarılı olan fikirler ya da iktidara gelmiş fikirler biraz daha ideoloji olarak kabul ediliyor. Bir de ideoloji bizde de mesela kitabın giriş bölümünde de ideoloji nedir'den bahsederken aslında hiçbir ideoloji de kendisini ideoloji olarak tanımlamıyor. Hatta işte bizde insanlar birbirini ideolojik davranmakla suçluyorlar. Yani aslında olumsuz anlam yüklenmiş bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Fikir hareketleri dediğimiz bunların bazıları çok az kişi tarafından benimseniyor. Bazısı sadece fikir olarak kalıyor. Kimisi bunlardan daha kitleselleşip iktidara gelebiliyor. Türkiye'de de bu fikir hareketleri Osmanlı Devleti'nin özellikle işte 19. yüzyıldan sonra o reform hareketleriyle beraber işte batılı sistemin, batılı devlet sisteminin yavaş yavaş Osmanlı'nın modernleşmesi için ya da devletinin revize edilmesi için kullanıldığı dönemde farklı fikirler ortaya çıkıyor. Yani devlet nasıl olmalı, nasıl bir forma bölünmeli diye. Burada liberalizm de aslında bu fikirlerden birisi, akımlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak biz işte İttihat ve Terakki içerisinden ayrılan Prens Sebahattin Hizbi olarak bilinen hareketle ortaya çıkıyor. Daha sonra 1908'de Ahrar Fırkası'yla beraber biz ilk liberal kendisine tabir eden bir partiyle karşılaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte aslında liberal fikirler Türk siyasetinde hep çok etkili ama biraz parti ya da ben liberalim denme noktasında biraz farklı yaklaşımlar ortaya çıktığını görüyoruz. Açalım hocam bunu isterseniz. Hocam şöyle ki şimdi Ahrar Fırkası'na baktığımız zaman kendisini liberal olarak ve liberal bir devlet kurulması noktasında bir ya da olaylara liberal bakış açısıyla çözüm getirmeye çalışıyor. Ancak baktığımızda işte İttihat ve Terakki ilk başta Osmanlı Devleti'nde egemen güç haline geldiği için dolayısıyla daha güvenlikçi, daha merkezci bir yapıyla ve ulus devlete giden bir süreci görüyoruz. Daha sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber bu süreçte gene 1. Meclis'te işte o meşhur 1. 2. grup kavgası dediğimiz, yani bugün işte Cumhuriyet'i kuran, hatta ilk Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Halk Fırkası'nı kuran ekibin içerisinde olduğu bir birinci grup var. Bir de daha Hüseyin Avni Bey'in başını çektiği, daha liberal fikirleri savunan, devletin daha liberal olması gerektiğini, ekonomik modelin biraz daha liberal olması gerektiğini, birey haklarının biraz daha ön planda olması gerektiğini savunan bir liberal hareket var. Ama bunlar da bu mücadelede başarılı olamıyorlar ve daha sonrasında bu liberal hareketler yönetimin uzağında kalıyor. Zaten işte malumunuz olduğu üzere tek parti dönemi var, İkinci Dünya Savaşı var ve sonrasında Türkiye'de çok partili hayata geçiliyor. Şimdi buradan itibaren biz şunu görüyoruz. İşte Adalet Partisi, Anavatan Partisi, daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi gibi merkez sağın güçlü partilerinin yüksek oylar alarak iktidara geldiğini görüyoruz. Peki burada aslında bu partiler ne yapıyorlar da iktidara geliyorlar? Baktığımızda bu partiler genellikle kendilerine, ki kısmen Adalet Partisi'ni de bunun içerisine dahil edebiliriz, daha muhafazakar bir sağ kimlikle kendilerini ifade ediyorlar. Ve ama aslında gruba dahiller. Evet, ama aslında baktığımızda hocam özellikle ekonomik anlamda ve birey hakları anlamında aslında ciddi anlamda liberal ilkelerle hareket ediyorlar. Peki niye kendilerine liberal demiyorlar? Şimdi liberalizmle ilgili şöyle bir eleştiri var. Bu bizim ülkemizde de var, dünyada da var. Liberalizm İçi çok dolu olmayan, yani klasik o sert kabuk bir ideoloji noktasında değil, tatsız, çizgisiz, çerçevesiz, üretilmiş, evet yani böyle ruhsuz, böyle bir şey olarak kabul ediliyor. Bir eleştiri liberalizme bu şekilde ortaya çıkıyor. Bunun neden dediğimizde özellikle çok ciddi bir devlet eleştirisi var. Çünkü devletin küçülmesini istiyor liberalizm temelinde baktığımızda. Şimdi bizim ülkemizde de dünyada da mesela biz şunu gördük. Yani pandemi dönemine giderken biz dünyada artık devletsiz bir döneme mi gidiliyor gibi söylemler varken pandemiyle beraber
liberalizmin belki de hani bayrak taşıyıcı ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile biz sosyal yardımları konuşmaya başladık. Ticaret yasaklarını konuşmaya başladık. Kapanan sınırları konuşmaya başladık. Dolayısıyla burada hani liberalizm işte başarısız oldu gibi bir yaklaşım ortaya konuluyor. Çünkü eleştiri biraz liberalizm hani devleti küçültecek. Bu da devlet olmazsa kaos olur. Devlet olmazsa anarşi olur. Devlet olmazsa düzen olmaz. İşte ülkeler işgale uğrar ya da güvenlik tehdidi ortaya çıkar gibi çeşitli ön yargılar dolayısıyla kimse kendisini açıkçası liberal olarak adlandırmak istemiyor. Ama baktığımızda liberal ilkelerle halkın da büyük oranda teveccühünü kazanmış oluyor. Belki liberal olarak adlandırılmak, milliyetçilikten uzak, toplumdan uzak, evet, daha çok bireysel çıkarlar üzerine inşa edilen bir yapıya dahil olmak anlamına geldiği için ya da öyle algılandığı o anlama, evet, tam olarak gelmiyorsa bile olabilir mi hocam? Hocam o biraz var. Yani vatan çok kıymetlidir zaten. Tabii. İmparatorluk bakiyesi bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla tarihimiz çok kıymetli. Şimdi liberalleşmek sanki bu çok kıymetli değerleri biraz yok ediyormuş gibi. Evet, deformasyon katmak gibi algılanıyor belki de. Hocam aslında şöyle, hani ben şöyle düşünüyorum, biz ulus devlet çağındayız. Yani özellikle 19. yüzyıldan sonra dünyada işte... Modern dönem devam ediyor. Evet, yani Fransız devriminden sonra biz ulus devletleri konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla tarih yazımı, işte kültürel kodlar belirlenirken, semboller belirlenirken ya da yeni nesiller yetiştirilirken belirli ulusal değerler üzerinden, seküler kutsallar üzerinden yetiştiriliyor. Dolayısıyla siz burada yeni bir tarih yazdığınızda artık geçmişteki o dini kutsallar ya da ilahi kutsallar yerine dünyevi kutsallar ortaya çıkartılıyor. Şimdi liberalizm bu dünyevi kutsalları eleştiriyor, bunları zorluyor. Ve burada baktığımız zaman bu aslında ulus devlet formunu zorluyor. Dolayısıyla devletler ya da devlet gücünü elinde bulunduranlar, bir de şimdi şöyle bir gerçek var, ulus devleti kuranlar bu bütün dünyadaki ülkelerde çoğunluğu ya da çoğunluk değerlerini temsil eden gruplar ulus devleti kuruyor. Dolayısıyla bunu bir üst değer olarak toplumun tamamını homojenleştirmeye çalışıyor. Siz bunu eleştirdiğinizde, bunu kırmaya çalıştığınızda ister istemez devlet ve toplumun büyük çoğunluğu buna karşı bir direnç gösteriyor. Hı hı. Çünkü baktığımızda işte azınlık haklarından bahsediyoruz. Dünya vatandaşı olmaktan bahsediyoruz. Hı hı. İşte devletin insan hakları temelinde sınırlandırılması, birey hakları temelinde sınırlandırılmasından bahsediyoruz. Burada tabii bunun şöyle bir dezavantajı var. Yani bunu olumsuz anlamda kullananlar olmuyor mu? İşte güvenlik zafiyeti ortaya çıkmıyor mu? Bunlar gösterilerek deniyor ki işte siz... bu kadar devleti küçültürseniz, bu kadar devleti sağdan çekerseniz işte terör olayları da olabilir, güvensizlik ortamı da olabilir ya da ekonomik anlamda gerçekten tam bir piyasa dengesi olmazsa tekelleşmeler ortaya çıkabilir. Tüm bunlara baktığımızda insanları kimliksizleştiriyor gibi işte sizin bahsettiğiniz yani milli değerlerden, manevi değerlerden uzaklaştırıp daha seküler ve daha böyle dünya vatandaşlığı değeri üzerinden işte bu biraz... O liberalizme getirilen tatsız, ilkesiz eleştirisinin aslında karşılığı da bu oluyor biraz. Evet hocam. Peki, Türkiye'deki liberalizmin algısını konuştuk sizinle. Son dönemde Türkiye'de liberalizmle alakalı ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de bir yükselen sağ değer, sol değer ya da liberalizm ile ilgili soru sorsam fikir akımlarıyla alakalı. Tabii hocam, tezi yazdınız, teslim ettiniz. Aradan vakit geçti ama değişimi... Ara dönüp okuyoruz şekilde, hocam o evet, klasik hastalık biliyorsunuz sizde de vardır. Şimdi hocam bütün dünyada şu anda liberal ilkeler biraz geriye çekilmiş durumda. Hmm. Yani biz Avrupa'da bile ki hani en temel işte günümüzün o modern insan hakları, demokratik değerlerinin merkezi kabul edilen Avrupa'da bile yükselen bir milliyetçilik ve yükselen bir sağ görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Daha radikalleşmiş söylemler, işte göçmen karşıtlığı, yabancı karşıtlığı, farklı olana yönelik karşıtlıklar. İşte dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde şunu görüyoruz, işte
Müslüman topluluklara karşı ibadethanelerde dahil olmak üzere birçok kısıtlamanın gelebildiğini görüyoruz. Şimdi bu da tabii bir etki tepki meselesini ortaya çıkartıyor. Nedir bu? Bir yerde bir milliyetçilik yükseliyorsa eğer, karşı tarafta da onun karşıtı bir milliyetçilik yükseliyor. Bu sefer güvenlikçi politikaları ön plana çıkartıyor. Güvenlikçi politika dediğimiz zaman da karşımıza ilk çıkan şey devletin güçlenmesi oluyor. Askeri yatırımların artması, devletin güçlenmesi. Günümüzde biz artık şunu biliyoruz ki savaş sadece askeri kanatlı olmuyor. İşte ekonomik savaş var, algı yönetimi var. Tüm bunlarda siz ne yapıyorsunuz? Ekonomiyi tamamen piyasaya bıraktığınızda işte yabancı fonların ya da yabancı yatırımcıların sizin piyasanızı ele geçirme ihtimaline karşılık devletin her zaman bir regülasyon görevi görmesini, düzenleyici olmasını, kurallar koymasını istiyorsunuz ki piyasanızı ve kendi ekonominizi korumak adına. Dolayısıyla bu liberal değerleri biraz geri çektiğini görüyoruz. Özellikle söylemde. Ama şöyle de bir şey var. Mesela baktığımızda aslında bugün yeni sol olarak adlandırılan, özellikle işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeni bir arayışa giren sosyalizm ya da komünizm, klasik anlamda o ortodoks sosyalizm, ortodoks komünizmden yeni bir sürece, neo dedikleri, yani yeni dedikleri sürece geçiş yaptı. Şimdi burada baktığımızda aslında savunulan değerler, yani sol, yeni solda savunulan değerlerin büyük çoğunluğu aslında liberal değerler. Yani baktığımızda işte azınlık haklarından tutun, cinsel yönelime kadar ya da işte devletin daha küçülmesi. Onu bile yerde de çok gündeme gelmişti. Evet. Third Way. Evet. Yani burada şey var hocam, aslında bir taraftan liberal değerler temel bir şey olarak, insan hakları ya da demokrasi değeri olarak ön plana çıkıyor. Ama burada tabii biraz şeyi ayırmak lazım belki hocam. Liberal demokrasiyle liberal ekonomiyi biraz birbirinden ayırmak lazım. Çünkü Türkiye'de de baktığımızda özellikle işte o merkez sağ partiler özgürleşme ya da o sert devletçi tutuma karşılık liberal demokrasiyi destekliyorlar. Ama halk da bunu destekliyor. Hani adayların bu tarz önüne koydukları vaatleri satın alıyorlar. Ama ekonomik tarafa baktığımızda işte biz neyi görüyoruz? İşte pandemi örneğinde dediğimiz gibi, yani insanlar biraz sıkışma yaşadığında hemen devlete dönüyorlar. Bir taraftan devlet küçülsün deniyor ama diğer taraftan sosyal yardımlar, devlet şey yapsın, elini atsın, işte bir doğal afet durumunda ya da farklı bir şeyde. Mesela bugün baktığımızda işte bir kentsel dönüşüm meselesi var Türkiye'de. Herkesin beklentisini kamu kurumlarının buna bütçe ayırması ve kamu kurumlarının buraya destek olması. Ama diğer taraftan da demokrasi olarak baktığımızda çoğu kişi devletin biraz daha geri çekilmesini istiyor. Dolayısıyla o ekonomik tarafla demokrasi tarafının biraz ayrıldığını söyleyebiliriz. Evet, Türkiye özelinde aslında her ülkenin liberalizm algısı diğerinden farklı. Tabii. O da önemli. Muhafazakarlıkta da öyle hocam. Yani işte o yüzden mesela kitapta da fikir hareketleri dememize şu, şimdi ideoloji dediğimizde, yani örneğin en sert ideoloji olarak belki Marksizmi verebiliriz. Daha böyle somut olarak her şeyi analiz eden, çözüm yolları sunan ideoloji olarak karşımıza Marksizm çıkıyor. Çünkü dünyanın hemen hemen her yerinde benzer açıklamayla ve benzer yöntemle bir çözüm üretiyor. Ama biz bugün muhafazakarlık dediğimizde ya da liberalizm dediğimizde bu bir ideoloji midir tartışması var. Çünkü biz evet muhafazakar, dünyanın her yerinde muhafazakarlar var ya da liberaller var. Ama baktığımızda İngiliz muhafazakarla bir Türk muhafazakarın muhafaza etmeye çalıştığı değerler ya da bakış açıları aynı mı? Yani aynı şey mi? Ya da 1960 yılındaki bir muhafazakarın değerleriyle 2024 yılındaki bir muhafazakarın değeri aynı mı? Aynı muhafazakar ailedeki dede ve torun aynı şeyi mi muhafaza etmeye çalışıyorlar? Dolayısıyla hani her ülkede bu ülkenin şartlarına göre, kültürel kodlarına göre farklılık gösterebiliyor. Liberalizm de böyle. Yani bizde daha işte liberal demokrasi ilgi çekiyor. Ama liberal ekonomi dediğimiz zaman hayır, büyük bir çoğunluk hala devletin işte gerektiğinde doğrudan müdahale etmesini, devletin işte önemli bir aktör olarak piyasada bulunmasını, işte gerektiğinde devletin piyasaya doğrudan girip de bir işi çözmesini. Yani bizde hala şey tartışması bile var. Yani
aslında tam liberal piyasa ekonomisi modeli olmasa işte yap işlet devret modeli bile bizde hala tartışılan bir model. Yani niye öyle oluyor, niye birisine iş veriliyor, devlet bunu kendisi yapsın. Ama diğer taraftan da devlet küçülsün gibi bir ikilem içerisinde kalıyoruz. Evet hocam, aynen öyle. Tabii liberallik dediğimizde İngiliz liberalizmi, Fransız liberalizmi, özgürlük tabii algıları, yeni eski, bayağı bir derin konu. Ben de çalışırken özellikle libertaryanlara eğilmiştim. Amerika'daki yaptırımları, işte bir şey çok dikkatimi çekmişti, emniyet kemeriyle alakalı tartışmalar. Emniyet kemeri takmak zorunda mıyız? Hayat benim. Evet, sen buna karışabilirsin. Sen benim emniyet kemeri takıp takmama niye karışıyorsun? Emniyet kemeri takmazsam hayatımı kaybedecek olan benim, ben takmadığım zaman sana niye para ödüyorum? Cezasını evet, niye sen alıyorsun mesela? Çok ben kendi kendime ceza veriyorum aslında. Hayır, ben takarım takmam. Sana niye para veriyorum? Kendi hayatımla alakalı bir konuda sen niye bana müdahale ediyorsun? Hocam benzer şey hatırlarsınız siz de Covid döneminde Amerika'daki kapanmayla ilgili protestolar olmuştu. Yani ve şunu söylüyorlardı işte birkaç ya da birkaç bin hasta ya da yaşlı riskte diye siz benim sokağa çıkmamı, eğlenmemi, dışarıda yemek yememi engelleyemezsiniz. Onlar risk grubuysa onlar kendini koruyacaklar. Hani aynen, ben 100 bin kişi için 300 milyon kişiyi evlerine kapatamazsınız gibi bir yaklaşım ortaya koymuşlar. Ve yine maske takmak istemiyorum. Evet. Hayat benim. Sen bana bu konuda ceza ile hiç kesemezsin. Ve devleti de şey işte vergileri de hırsızlık olarak devletin zorlandığı. Evet. Hırsızlık olarak görüyor. Ben kazanıyorum, sana niye para veriyorum? Tabii temel zaten liberalizmde şey öyle bir algı var. Yani devletin senin cebine elini sokup zorla senin cebindeki parayı aldığını söylüyor. Vergiler yoluyla, cezalar yoluyla da yaptırımlar yoluyla. İşte bu bakış açısı daha böyle ulus devlet kimliğini edinmiş, daha millet devlet bütünleşmesiyle devletini ya da toplumunu yoğurmuş olan ülkelerde böyle bir liberal eleştiri toplum tarafından çok ters karşılanabiliyor. Bir devlet düşmanlığı, vatan düşmanlığı ya da hatta bazen bu işte yabancı devlet sevdalısı olmak falan gibi şey noktada. Çünkü o milli değerleri eleştiriyor. Yani siz devlet ve milleti işte bizde de mesela ne vardı? Devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Siz orada birbiriyle eşit iki şey olarak kabul ediyorsunuz ve birbirinden ayrılamaz diyorsunuz. Ama burada kalkıp siz devleti eleştirdiğinizde sanki o milleti de eleştiriyormuş gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, vatan haini gibi bir anlamda. Aynen öyle yani, aslında hocam. Bunu eleştirmek dahi çok düzgün değil diyorsunuz. Çok kısa vaktimiz kaldı, bir son 5 dakika ama Türkiye'de kadın hareketleri diye bir başlık var aslında, onu evet, sormak istiyorum. Çok kısa girebilir miyiz? Tabii ki hocam, memnuniyetle. Türkiye'de baktığımız zaman aslında kadın hareketleri çok aktif değil. Neden aktif değil? Çünkü Türkiye'de sivil toplum hala tam anlamıyla bir sivil toplum noktasında değil. Çünkü biz sivil toplumu ayakta tutabilmek için ağırlıklı işte siyasetle ilişkisi olan ya da daha politik bir duruşla hareket edildiğini görüyoruz sivil toplum kuruluşlarında. Hani biz mesela işte Avrupa'daki gibi örneğin işte kadın alanında çalışan, çalışmalar yapan bağımsız sivil toplum kuruluşlarına çok fazla yani karşılaşamıyoruz. Çünkü ister istemez ayakta kalabilmek için, bir şeyler yapabilmek için kamu kurumlarıyla işbirliği içerisine gitmesi gerekiyor. Bazen desteklenmesi gerekiyor. İşte salon istiyorsa bir belediyeye gidiyor, bir destek istiyorsa bakanlığa gidiyor, işte bağış toplamak için izin alması gerekiyor gibi birçok farklı noktalar var. Şimdi dolayısıyla burada baktığımızda sivil toplum daha bağımlı halde. Kadın için baktığımızda kadınlar daha henüz aslında emekleme safhasında maalesef Türkiye'de kadın hakları konusunda yapılan çalışmalar. Evet, son dönemde kadının okuma oranının artması ya da kadının iş hayatında bulunması biraz daha kadını toplumda görünür kılma noktasına getiriyor. Ama bizim şu anda Avrupa'dan ya da daha işte ekonomik anlamda bizden daha iyi olan ülkelere göre kadın biraz daha şu anda toplumda görünürlüğü üzerinden bir mücadele içerisinde. Yani biz hala işte Türkiye'de kadın cinayetlerini, kadına karşı şiddeti bir şekilde
toplumsal refleks olarak bazen maskelemeye çalışıyoruz. Yani ben bunu çok üzülerek ama her platformda söylemeye çalışıyorum. Gitmeseydi, giymeseydi, gülmeseydi, konuşmasaydı, dışarı çıkmasaydı. Ya şimdi bu bakış açısıyla bakıldığı sürece biz hani kadın hareketlerinin sadece bizi öldürmeyin, biz de toplumda var olalım, yaşayalım noktasında kalmak oluyor. Ve o gerçekten kadar temel diyorsunuz. Evet, yani eylemlere baktığımızda hep nerede çıkıyor hocam? Bir kadın cinayetinin arkasından, kadına yönelik bir şiddetin, tacizin arkasından bunu görüyoruz. Biz daha ikinci aşamaya geçip o özlük haklarıdır, toplumda eşit bireydir. Hani bunları maalesef biraz daha kadını uygulamalar da öyle. Yani bu... Evet, sevindirici devletin bu konuda bir şeyler yapıyor olması ama hala bunları konuşuyor olmamız. Yani kadına hala biz ölüm tehliken varsa tuşa bas, polis gelsin, senin hayatını kurtaralım üzerinden çalışıyorsak biz burada gerçekten hala bir yanlış var demektir. Yani biz 100 yıllık bir cumhuriyetiz. Kaç tane kadın yöneticimiz var bizim? Yani en cinsiyet eşitliği olarak kabul edebileceğimiz yer belki akademidir. Hatta ben bir öğrencimle kadın akademisyenlerin yaşadığı sorunlar üzerine bir tez çalışması yapmıştım. Şunu gördük, evet çalışma istihdam edilme anlamında kadınlarla erkekler yakın, hatta bazı noktalarda kadın sayısı daha fazla ama aynı şey yöneticilere geldiğimiz zaman göremiyoruz. Cam tavan sendromuna çarpıyor. Evet, yani birçok şey var hocam, orada cam tavan var. Hala kadına yönelen o toplumsal roller var. İşte erkek egemen toplumda hala o şey üzerinden gitmesi var. Yani 100 yıllık cumhuriyetiz ama bir kadın cumhurbaşkanımız yok. Hatta adayımız bile yok. Yani oldu baktığımız geçen zaman. Seçimlerde geçen oldu, seçimlerde oldu. Geçen seçimlerde olduğunda ama yani hala biz şey. Evet. Biraz daha gelişmesi gerekiyor. Maalesef öyle aynen bir durum var. Hocam konuş bitmiyor. Çok güzel konular. Çok da güzel izah etmişsiniz. Estağfurullah hocam. Tekrar ağırlamak isteriz. Derin İnşallah, derin Türkiye'deki hocam. Siyaset bilimi, siyasi fikirleri, siyasi hareketleri konuşmayı çok isteriz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bölüyor gibi oldum. Ancak rejiden söylüyorlar süremiz dolmuş. Çok hoş bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, iyi yayınlar. Evet, EkoTürk Akademi'de bu hafta Sayın Doktor Fırat Demirkol'la birlikteydik. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın.